Şöyle söyleyeyim. İlk yarı gerçekten takım son bir hazırlık maçı oynamıştık Konyaspor'la. Orada hiç iyi görüntü vermemiştik. O bizi biraz endişelendirdi bu maçtan önce ama takımım ilk yarı gerçekten kampta gördüğümüz, çalıştığımız her parçayı doğru oynayan bir görüntü verdi. O bizi çok mutlu etti. Ama ikinci yarıdaki oyun fizik kalitemiz maalesef daha hazır olmadığı için aramıza çok yeni oyuncu katıldı, geç gelen oyuncular oldu. Kampın içinde sakatlık geçirip Covid problemi yaşayan oyuncularımız oldu. O yüzden fizik olarak %100 olmadığımız için ikinci yarıda biraz beklemeyi tercih ettik. Yani biz Alanyaspor olarak tabii ki maçları böyle bitiremeyiz. Bizim farklı bir misyonumuz var. Ama ilk yarıdaki oyunu 70 dakikaya, 80 dakikaya yayabilirsek yine bu sene rekabetçi, marka değeri yüksek bir Alanyaspor izleyenlere izleteceğiz diye düşünüyoruz. İlk yarıdaki oyun için, reaksiyon için oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Yo, daha hedef konuşmadık. Şu an bu kadar değişimin üstüne hedef koymak zaten biraz hayalcilik olur. Şu an hani böyle zirveyi zorlayacağız falan demek bizim için hayalperestlik olur. Ve de beklentileri yükseltiriz. Bunu yapmaya hiç ihtiyacımız yok. Hiç de lehimize olan bir durum değil. Amacımız dediğimiz gibi yeni gelen oyunculardan sonra özellikle milli aradan sonra daha bir takım olup fiziksel olarak %100'e yaklaşıp ondan sonra oynayacağımız güçlü oyunu gördükten sonra ona göre hedef koyabiliriz. Ama şu anki bu takımın hedef koyacak bir durumu yok. Teşekkür ederiz. Tamam. İyi akşamlar. Teşekkürler.